Merhabalar, ben Güney Sentür. Bir futbol muhabbeti programına daha hoş geldiniz. Günah, Çaykur Rize Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan için opsiyon hakkımız vardı. Menfaatlerimiz doğrultusunda bu opsiyonu kullandık. Oğulcan bildiğim kadarıyla... Bu duruma sıcak bakmıyor. Gitmek istiyorsa hukuki süreç mi başlar? Yoksa TFF ile çözüm yolu mu bulunur? Bilemiyorum diye bir açıklama yapıyor. Ne diyorsun bu konu hakkında? Yani Hasan Kartal zaten çok antipatik bir başkan. Bunu söyleyeyim baştan. Şimdi Hasan Kartal'ın bu yapmış olduğu açıklama ne kadar doğru ne kadar yanlış şimdi konuşuyoruz. Şimdi varmış dedi aslında. Varmış sözleşmesine bakmışlar. Varmış böyle bir şey. Başkasından duymuş bence. Varmış. Yani yok. Yani Var gidecek ya Galatasaray'a gidecek ya oyuncu. Bir bakayım, bakayım belki bir şeyler çıkacak mı diye. Varmış diyor. Ben de diyor bu hakkımızı kullandık diyor. Bunda kesinlikle bir şey yok. Tamam. Buraya kadar. Şimdi eyvallah. Şimdi biz opsiyonu konuşalım. Ondan sonra Hasan kartal beyefendiye geleceğiz. Opsiyon nedir? biz izleyen dostlara anlatalım. İki türlü opsiyon vardır. Birinci opsiyon tek taraflı anlaşma. Yani iki taraftan bir tanesi sözleşmeyi uzatmak isterse opsiyonu kullanmak isterse genelde bunu tercih etmez kulüpler ve oyuncular. Hemen uzatabiliyorlar. Hiç soru sual yok. Ben opsiyonumu kullanmak istiyorum. Bir cart opsiyon geliyor. İkincisi karşılıklı anlaşarak opsiyon. Yani iki tarafında anlaşması gerekiyor. Yani ben evet devam etmek istiyorum o da diyecek ki tamam ben de devam, et, devam etmeni istiyorum. Böyle bir anlaşma yoluna gitmesi gerekiyor. Şimdi anladığım kadarıyla olacağını istemiyor. O zaman bu madde tek taraflı. Ama oyuncular genelde tek taraflı veya kulüpler tek taraflı kabul etmez. Bence burada çift taraflı anlaşma var. Çünkü hukuki yol açık yolu, yolu diyor. Onu anlıyorum. Tek taraflı olsa ya tek taraflıydı. Biz yaptık uzattık. İsteyen kulüp gelir. Gelir kardeşim parayı basar alır der. Ki Galatasaray'da para vereceğini zannetmiyorum bu oyuncuya. Ancak Oğulcan'ın da fikrinin sorulması gerekiyor. Yani şöyle bir insan niyet namına bu oyuncunun sözleşmesi bitmiş. Opsiyon yapmışsınız kullanırsınız kullanmazsınız oturursun karşına karşı karşıya. Nedir ne istiyorsun dersin konuşursun. Oğulcan da der ki ben bir takımla anlaştım gitmek istiyorum. Tamam kardeşim bak seninle biz opsiyonumuz var. Biz bu opsiyonu kullanalım. Sen bana 100 bin euro, 250 bin euro gibi bir ücret getir. Sen alan kulüp versin veya sen ver. Biraz bize katkı yapmış ol. O şekilde git der. Ama evet. öyle bir şey de yok. Yani yok. Yani tamam. Ya ben bir başkan olsam ben de aynı şeyi yaparım. Yaparım. Şimdi şöyle düşünelim. Galatasaray şu an Emre Akbaba'yı büyük bir takım istiyor. Tamam mı? Transfer etmek istiyor. Ama sözleşmesi bitmiş. Opsiyonu var. Tek taraflı uzatabiliyorsun. Allah aşkına uzatmaz mı takım ya? Tabii ki uzatır. Yani Galatasar uzatmasa Galatasaray yönetimine neler söylenir biliyor musunuz siz? Uzatacak tabii ki de. Kulübün menfaatini düşünmek evet. zorunda başkan. Ama bu başka türlü düşünüyor. Ben şunu söylüyorum. Fenerbahçe olsaydı yemin billah uzatmazdı ya. Üste para verirdi. Yani Burada ben, ben başkan, anlamıyorum ya. Bu Galatasaray silahım olsa hakemi vururdum diyen başkan değil mi? Ya bunu, bunu biliyorsun. sabaha kadar anlatırız. Neler neler yaptı hepimiz biliyoruz. Ya hiçbir başkan zaten hani böyle sütten çıkmış kaşık değil. Çok beyefendi ağa oğlu ne oldu? Türbünden atladı. Neler oldu neler? Ya lütfen ya lütfen sağduyulu olun ya. Başkanlar. Yani sizler tamam mı aranızda kavga ediyorsunuz. Tamam mı? Bu şekilde yapıyorsunuz. Nifak tohumlarını ekiyorsunuz. Sonra taraftarlar birbirlerine giriyor. Ya lütfen biraz anlayışlı olun ya. Böyle bir şey var mı ya? Çok enteresan. Ya sor oyuncuna. Ya dediğim gibi yapılabilir Nurcan. Çok basit bir işlem ya. Tamam sen bana 250 bin euro getir de. Ama hayır. Şimdi uzadı ya. Artık Olcan Çağlayan nasıl bir yol izleyecek bakacağız. Büyük ihtimal TFF'ye gidecek. Eğer zaten çift taraflı anlaşaraksa bu sözleşme fes olur. Net söylüyorum. Fes olmama şansı yok yani. Ee, tek taraflıysa geçmiş olsun. Hiçbir şey yapamazlar. Yani geçmiş olsun. Hiçbir şey yapamaz. O parayı verecek. Peki Galatasaray'a kaç para yapatlar? O, o, şey olur yani biraz tartışılır. tartışılır. Artık 4 milyon euro mu ister? 5 milyon euro mu ister? Fenerbahçe'ye isteyince 250 milyon euro mu verir. Ya Fenerbahçeli dostlar bizi beni yanlış anlamasın. Ben olan şeyi konuşuyorum. Yalan mı ya? Yalan mı? Vedat Muriç'i Fenerbahçe'ye vermek için elinden gelen her şeyi yaptı ya. Yani Galatasaray'ın hakkında biz de savunalım bir Galatasaraylı olarak. Şimdi Fenerbahçeli arkadaş beni dinleyecek, kızacak bana. Kızıyorlar da bir tanesi yazmış sen kanalı Galatasaray olarak değiştir. Ama öyle kardeşim. Bak öyle. Vedat Muriç'i Galatasaray istedi, vermedi. Neler teklif ettiler, vermedi. Aynı parayı Fenerbahçe'ye verdi. Artık arada neler ne oldu bilmiyoruz. Sponsorluklar mı? Sponsorluklar döndü. Öbür tarafa bakıyorsun. Sivas'tan şimdi e, Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'a vermemek için ellerinden geleni yaptılar. Fenerbahçe'ye verdiler. Aynısını Emre Kılınç için yapıyorlar. Yani yanlış anlamasınlar beni. Doğruyu söylüyorum. Yani biraz şapkayı çıkartın düşünün bakalım. Yani nedir bu Galatasaray'ı çekememezlik? Ben onu anlamıyorum. Doğru çok kazanıyor Galatasaray. Her sene neredeyse 3 sezonda bir, 4 sezonda bir iki şampiyonluk veya bir şampiyonluk alıyor. Bunu mu çekemiyorsunuz? Ali Başkan ne sizi uçuruyordu, kaçırıyordu? 2 senedir başarı yok. Enteresan tamam, işler abi, yani. Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii mi? ki de. Samimi olarak cevapla. Bu sezon şampiyon kim olur? Onu 2 hafta sonra söyleyeceğim. 2 hafta sonra 2 hafta. söyleyeceğim. 2 hafta sonra tamam, söyleyeceğim. Hafta sonra yıkıyorum. Şimdi ya, bir de Emre Kılıç için bir şeyler söylemek istiyorum Burcan. Tamam. Galatasaray taraftarı Mert Hakan'a savaş açmış durumda. Emre Kılıncı da Galatasaray'ın çocuğu yaptılar şu anda. Evet. Yanlış. Ya arkadaşlar ıslak imza görmeden bir şey yapmayın. Bak hüsrana uğrarsınız. İki yıldır aynı şey oluyor. Vedat Muriç'te de oldu. Bazıların gazına gelmeyin. Bırakın abi. Gelen gelir zaten ya. Bırakın. Siz transfer piyasasını taraftarlar böyle yapıyor. Bak yöneticiler yapmıyor. Çok ciddi söylüyorum. Mert Hakan'a bu kadar ilgi olmasaydı böyle olmayacaktı ya. Emre Kılınç'a da aynısını yapacaksınız. Emre Kılınç da gidecek. Bunlar profesyonel futbolcu armaya bakmaz. Sizin bildiğiniz gibi değil o işler arkadaşlar ya. Değil. İnanın değil. Kim daha çok para verirse oraya gider ya. 1 liraya arar futbolcular ya. Çünkü hayatını buradan devam ettiriyor. Ve 35 yaşına kadar oynayacak bir daha oynamayacak. Belki bir daha futboldan para kazanamayacak. Adam geleceğini düşünmek zorunda. Galatasaray 3 milyon verdiyse şimdi Emre Kılınç'a. 4 milyona Fenerbahçe'ye gider arkadaşlar. Kimse kimse avutmasın. Bugün sosyal medyada görüyorum. İşte benim hayalim var vesaire vesaire demiş. Ya yalan inanmayın öyle bir şey yok ya. Yok abicim öyle bir şey ya. Şimdi daha taraftarlar kızacak bana. Ama ben doğruyu söylüyorum. Bu iş profesyonel bir iş. Sizin bildiğiniz gibi değil. Sizler kavga ediyorsunuz Melo, Melo için mesela. Emre için sağ dışına çıkınca onlar emin ol sarılıp koklaşıyorlar ya ben bunları tane milyon tanesini gördüm ya. Sizler birbirinizi yiyorsunuz. Futbolcular, başkanlar bir araya gelince tokalaşıyorlar. Ne oldu Ali Başkan? Arenada aslanlar gibi ağırlanıyor. Fotoğrafını çekti Mustafa Cengiz'in. Ondan sonra çıkıyor sallıyor. E Fatih Terim de karşı karşıya gelip iki ayaküstü muhabbet ediyorlar. Kamera karşılarında birbirlerine sallıyorlar. Sonra ne oluyor? Taraftarlar birbirine giriyor. O yüzden sakin olun ya. Sakin. Bırakın abi. Bırakın ne olacaksa olsun. Ama bir oyuncuyu böyle yapmayın. Fiyatını sizler arttırıyorsunuz. Kulüpler değil. İnanın bana. Öbür taraftan baskı yapıyorsunuz yönetimi. Almak istiyorlar. E Fenerbahçe devreye giriyor bu sefer. Onları taraftarı biz alacağız diyor. Al, alalım diyor. Onlar da bu sefer fiyat arttırıp alıyor. Transfer piyasasını yemin ediyorum taraftarlar yönlendiriyor. Şöyle bir şey var. Fenerbahçe'nin bence başarılı bir scouting ekibi yok. Sutsuz Onu başkan da söyledi. söyledi. İki Bak yıldır Galatasaray'ın ilgilendiği futbolcularla Peki etkiledi. ben sana bir şey söyleyeyim. Şu an ben daha önce söyledim. Mert Hakan yandaşı Türkiye'de hangi takım almak istemez ya? Bana bir tane takım söyler misin? Tabii ki. Ya e abi buna scouting değil ki bu arkadaşım. Türkiye'de getirdiğin adam scout başarısı değil ya. Herkesin bildiği o scout mukaut değil. Kimse kimseyi kandırmasın. Bana scout nedir biliyor musun? Bilmediğim adamı getirecek. Bana yabancı Türk. Hiç ismini bilmeyeceğim. Hiç oynayışını bilmeyeceğim. Çatır çatır top oynayacak. Diyeceğim ki scout transferi. Hakan Yandaş, Mert Hakan Yandaş. Scout transferi mi ya? Bırakın bu işleri ya. Abi hangi takım almak istemez onu ya? Hangi Her takım ister. almak ister? Yani o scout transferi değil. Bak gene Galatasaray'la kızıyor. Ama ben doğruları söylüyorum. Ben bu işin içerisindeyim yıllardır. Ben ne biliyorsam onu söylüyorum size. Emre Kılıç scout transferi mi? Bak Markov scout transferi. Luin Dama scout transferi. Onları istedi mi Fenerbahçe? Adını bile bilmiyordu. Evet. Onları niye istemediler? Bu iş böyle. Öyle scout mu katlı olmuyor. Kimse kimseye kandırmasın. Ee, benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım Aylısı olsun. şu virüslerden Fatih Terim'in bahsettiği virüslerden bir an önce kurtuluruz. Başkan, hakem vesaire vesaire hepsi bir an önce kurtuluruz. Bir film önerim var. Pazar günü saat 21'de Son Tetikçi filmi vizyona giriyor. 9'da mutlaka izleyin. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Yorum yap. Beğen. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Herkese iyi seyirler.